Evet sevgili izleyiciler, sevgili Kadir Özman takipçileri ve Belçika Haber takipçileri, bugün Karadeniz'in incisi Kefken'deyiz. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesindeyiz. Sizlere biraz Kefken'den bahsedelim, balıkçılıktan bahsedelim. Burası Kefken Liman. Kefken Limanı'ndan görüntülerle sizlere biraz bahsedelim. Burada kayıklar limanda görüyorsunuz, yatlar. Ve karşı tarafta yine balıkçı tekneleri orada ve liman görüntüsü sizlere Kefken Limanı'ndan ve Kefken'den biraz bahsedeceğiz. Kefken Kocaeli'ne 65 kilometre uzaklıkta, Sakarya'ya da 60 kilometre uzaklıkta duble yollarla yaklaşık Sakarya'dan yarım saat, Kocaeli'nden 40 dakika içerisinde buraya ulaşabiliyorsunuz. Hafta sonları ailenizle gelebileceğiniz, gezebileceğiniz çok güzel koyları var, çok güzel ormanları var, piknik alanları var. Piknik yapabileceğiniz ama tabii ormanları yakmadan hemen Türk bayrağının arka tarafında Capri Koyu, meşhur Capri Koyu var. Orada da yine piknik yapabilirsiniz. Kışın geldiğinizde Kefken'de balıkçılık meşhurdur, balıkçılık. Birazdan Balıkçılar Çarşısı'nı gezeceğiz. Bakalım konuşabilecek miyiz orada da insanlarla, sizlerle. Bu görüntülerle, bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. İşte bu gördüğünüz Kefken Limanı. Aracınızla buraya kadar gelebiliyorsunuz fakat limandan balık almak yasak. O yüzden Balıkçılar Çarşısı dediğimiz bölge hemen burada. Ben sizlere burayı da göstereyim. Hemen burada aracınızla durup balık alabileceğiniz, hatta tezgahlarda seçtiğiniz, beğendiğiniz balıkları yine buradan pişirerek yiyebiliyorsunuz ailenizle birlikte. İşte görüntüde görüldüğü üzere insanlar tezgahtan seçtiği balıkları yine burada afiyetle yiyorlar, taze taze balıkları. Evet, tezgahlarda mezgit, tekir, palamut, levrek ve hamsi olmazsa olmazı Karadeniz hamsisi. Burada istavrit. Evet, taze taze balıkları görüyorsunuz. Palamut bu sene pek yok ama tanesi 35 lira şu anda Kefken'de rağbet görüyor. Evet, burada da yine aynı şekilde evet, burada tezgahlarda seçtiğiniz balıkları hem alıp evinizde hem de burada yiyebiliyorsunuz. Evet, Kefken'de dediğim gibi limanda balık yok ama burada direkt tezgahlarda balıkları bulabiliyorsunuz. Taze taze, işte görüyorsunuz, taze balıktır bunlar. İstavrit, evet, palamut yine olmazsa olmazımızdan Karadeniz hamsisi. Şimdi bunlar özelliği şu arkadaşlar, bunların şoklanmamış balık bunlar. Yani şoklanmadığı için taze denizden çıktığı gibi alabiliyorsunuz. O yüzden biraz miktarı, fiyatları farklıdır. Hemen şöyle sizlere palamutları da gösterelim. Bakın palamutlar da yine tezgahlardaki yerini almış. Tanesi 35 liradan gidiyor. Görüyorsunuz sadece üzerindeki buzlar var. Bunlar şoklanmış balıklar değil sevgili dostlar. Evet. Burada her şey mevcut. Evet, yine burada da yine Gödekoğlu balıkçılık. Görüyorsunuz palamutun tazeliği işte böyle, bakın. Kırmızı olduğu zaman tazedir bu balık. Bunlar şoklanmamış balıklar. Denizden çıktığı gibi Kefken'de tezgahlarda yerini alıyor. Tanesi 35 liradan şu anda kapanın elinde kalmıyor diyelim. Evet, Balıkçılar Çarşısı'ndan hemen döndükten sonra Kefken'in içine doğru hareket ediyoruz. Burası Kefken'in
merkezi. Hemen sağ tarafımızda şu an ağaçtan dolayı görünmüyor cami var. Burası da çarşısı. Türk bayrağının dalgalandığı yer aile çay bahçesi. Ardından Kovan Ağzı'na doğru ve Kaplı'ya doğru gidiyorsunuz. Yine Kefken'den Kovan Ağzı'da çok güzel koyu olan, çok güzel ormanları olan bir yer. Oralarda da güzel piknik alanları mevcut. Kış ayı boyunca her gün taze balık bulabilirsiniz Kefken'de, Kefken Limanı'nda. Evet, burada görüyorsunuz tezgahtan seçtiğiniz balıkları yine burada pişirerek, paketleyerek evinize de götürme imkanınız var. Burada da yeme imkanınız var. Balıklarımız taze taze, gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Evet, görüyorsunuz mezgitler ve hamsiler pişiyor burada, hazırlanıyor. Gayet hijyenik koşullarda ailemizle birlikte oturup burada oturabilir, ailemizle birlikte güzel bir gün geçirebilirsiniz. Deniz manzarası eşliğinde. Evet. Evet, Kefken Balıkçılar Çarşısı'ndan yaptığımız olduğumuz bu yayın burada bitiyor. Selam ve sevgiler gönderiyorum. Hoş kalın, hoşça kalın efendim. Çok güzelmiş Elif. Güzel. Nasıl?